Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Beyond Köfteniz'in 17. bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu teorik olarak 18. bölüm çünkü bir adet bölümü sildim. Silmemin sebebine gelecek olursanız bölüm sadece crafting yapmakla geçti. Ve ben de bir kontrol ederken yokla bu dünyanın en sıkıcı bölümü dedim, sildim. Bölümde craft ettiğim şeyler, öncelikli olarak bir şey hatırlıyorsunuz. Sizin gördüğünüz 16. bölümde Big Reactors'u craft ettim. O arada craft ettiğim şeyler ise şu bilgisayar parçaları. Evet, o bölümde bunları craft ettim. Tabii o esnada zor recipe'ler çıktı, sonra dedim yok bu gereksiz zor. Onları normale çevirdim. Config'ler değişti. Bir ayrıyeten bir de şöyle bir steel tank craft ettim. En büyük boy steel tank yapacağız. Ayrıyeten yaptığım birkaç değişiklik daha söz konusu. İlk olarak uyuyamıyoruz şu an. Şu mana pylonlar bu şekilde craft ediliyorlar. 1 mana diamond, 2 mana steel, 2 de gold. Gayet görece olarak ucuz bir şey. Ve bunu kullanarak özür dilerim. Boğazıma toz kaçmayı başardı. Tamam, bunu nasıl becerdim? En ufak bir fikrim bile yok, ancak becerdim. Evet. Chestplate'e Protection 3. Burada Protection 4 ve Soulbound 1. Burada sadece Protection 4. Yani bayağı bir Protection'ımız var. Bu direkt istediğim şey oldu. Buna bir tek Disjunction eksik. Yani o Enderman'lere fazla zarar veren HDHD. Smite 3, Looting 3 ve Soulbound. Soulbound nedir diye soracak olursanız, öldüğümüzde bu aletler inventörümüzde kalacak. Bu Unbreaking ve Efficiency. Yani bu da direkt hani istediğim bir şey oldu. Bu direkt Efficiency sadece. Bunu enchantlemedim. Evet, basitçe bunlar bu şekilde. Yani gelen enchantler ya mükemmel enchantler oldu ya da iş görür enchantler oldu. Ayrıca birkaç gündür server'a adam gibi girmiyordum. Girdiğimde sadece AFK kalıyordum. Ya da sadece arılarla uğraşıyordum. Çünkü eşin evi yapmasını bekliyordum, fakat ev... Evet, daha doğrusu ev değil de eş biraz meşgul bir durumda. Ayrıca şu personal anchor yaptım. Fakat personal anchor sadece ben serverda olduğum sürece aktif oluyormuş. Yani bu bölgeyi yüklüyor. Ve şurada göreceğiniz üzere Imperial ve Industrious arıları yaptım. Bunlar en önemli arılarınız diyebiliriz. Ve bunlar da Noble'la Diligent. Bunları yapmak için önceki bir adım. Fakat Unwary ile Majesty'yi pek elde edemedim. Şurada zaten Majesty'nin bir tane kalıntısını görüyorsunuz. Hemen geliyorum. Evet, ve geldim ve boğazım bana daha fazla işkence etmesin diye kendime içecek bir şeyler aldım sadece. Evet. Unwary ile Majesty'yi elde etmek biraz zor oldu. Hatta elde edemedim gördüğünüz üzere. Çünkü direkt Imperial'da Industrious'a atladılar. Bunlar polen ve Royal Jelly üretimi için gerekli. Ve bunlar da bunlar da ileriki aşamalarda inanılmaz işimize yarayacak şeyler. Hatta şu bayağı işimize yarayacak. Evet, buna bakalım. Bu sadece alveri yapımında kullanılacak ki alveri de lazım. Evet, burası bu kadar bir özet.
Geri kalan hiçbir şeyde bir HDHD söz konusu değil. Her şey birebir aynı. Evet. Ve şimdi kendime bir adet dolim vardı burada benim. Evet. Bütün ev Sorin chestlerden oluştuğu için doli. Evet, baştan aşağı Sorin chestlerden oluşan bir evimiz var eşle beraber. O yüzden artık bu evi taşıyacağız. Şurada cobblestone bir yol görüyorsunuz. Bu cobblestone yol. Ha, bu arada demin bende bir efekt gördünüz. Regeneration efekti. Neyse, ona birazdan değinirim. Burası yeni evimizin olacağı yer. Valla. Çok güzel planlarımız var. O planlara bir ara değineceğiz. Daha doğrusu bittiğinde göreceksiniz. Ancak ben şimdilik kendi teknolojik ilerlemelerim için. Valla. Burası benim alanım. Şurası bu arada Quite Clear Glass Ender Ion'un. İki kat. Ve hop. Sen buraya yerleş. Bu arada şu diamond bloklarda tamamen soğutmak için. Evet. İlk olarak tankımızı yerleştirelim. İskeletiyle beraber. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Tamam. 25. Aa, bu torçu tam ortaya koymuşum. Sevgili torçluyum, seni kaldırmak zorundayım. Sen de aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 oldu bu gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, sizinle beraber en büyük boy tankı yapıyoruz diyecektim. Ancak bir şeyi unuttum. Bunu bir kat alta yapacağım. Aslında dur, gerek yok. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Tamamdır. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki. Tamamdır. Kısacası bu bayağı dev bir tank oluyor. Sen oraya değil. Zıplayarak pek verimli olmuyormuş, onu öğrendik. Tamamdır. Şu an iskeleti yerleştiriyoruz. Ve bu şey bizim steam depomuz olacak. Steam'i depolamak önemli çünkü biraz daha verimli kullanmamızı sağlıyor aslında. O yüzden Steam'i depoluyorum. Bu arada şu duvarlardan birini kapıyordum ben galiba. Yoksa fazla mı craft ettim? Şimdi ilk önce 1, 2, 3... 9 tane buraya. Ardından 1 tane buraya.
İkişer tane de buraya. Tamam. Hem de fazla kaldı. Üç tane yapayım bari. Sonrasında geriye Grasa kalıyor. Aa, tam nerenin olmadığını hatırladım. Ben de diyorum bir yeri unuttum ama. Evet. Burayı unuttum. Şurayı en son doldururuz. Evet, tabii ki de burayı aydınlatmayı unutmayalım. Çünkü tankımızın üstünde yaratık spawn olmasını istemiyoruz. Tabii şu an ortadaki tozlar, şu büyük İstanbul elektrik kesintisi, daha İstanbul değil Türkiye elektrik kesintisinin üstüne olunca insan bir işkilleniyor. Evet, ben bu videoyu çekmeden bir yarım saat önce şu Türkiye'nin her yerindeki elektrik kesintisi olayı oldu. O yani kısacası ben bu videoyu 31 Mart'ta çekiyorum. Evet ve bunu da yerleştirelim. Neredeyse bitmek üzere. Bu duvar tamam. Hayır. Sen şöyle gel. Teşekkürler. Ve ardından şurası da gelsin. Valla. Hayır. Şunun olmasından nefret ediyorum. Bir saniye. Umarım eksik hesaplamamışım. Ha tamam. Burada zaten varmış bolca. Bir an korktum eksik mi hesapladım diye. Tamamdır. Eksik hesaplamamışım. Ve şu ikisini de yerleştirdiğimizde tankın şekillenmesi lazım. Evet. Ve kendisi 20.730 6 kova depolayabilen bir tank oldu. Bir de Bedrockium Drum'a bir bakalım. Bedrockium Drum daha fazlaymış. Ama olsun, bu daha cool. Ve daha fazla çıkışa sahip. Evet. Bu arada yapmam gereken bir şey, craft etmem gereken bir şeyi daha unuttum. Onu artık bölüm arası tekrar craft ederim. Çünkü bu bölümde craft yapmak istemiyorum. Şimdi İlk olarak şu reaktör casinglerimiz gelsin. Bir, iki, üç, dört. Beşe beş bir reaktör yapıyoruz. Ve şunların her biri direkt bunlara tekabül edecek şekilde olacak. Ve dolayısıyla da çevresi de şöyle kapatılacak. Ardından kompütür portumuz şuradan gelsin. Bilgisayar buraya konulsun. Sonrasında reaktör kontroler önde yer al. Aslında evet, reaktör kontroler önde yer alsın. Tamam. Ya da reaktör kontrolör önde yer almasın. Burada yer alsın. Bilgisayarın yanında olsun. Sonrasında access portlar. Biri burada ve biri burada olsun de diğeri için bir wrench'e ihtiyacım olacak. Evet, bir şey craft etmem gerekecek.
Ve onun için acilen eve gitmem gerekecek. İlla köfte bir şeyleri, önemli bir şeyleri unutacak ve onları craft edecek. Evet, o zaman ben sizi çok fazla yormayıp geliyorum hemen. Evet, ve geri geldim ve craft etmem gereken her şeyi craft ettim. Power converter lazımdı. Bunu craft etmeyi unutmuştum diye hatırlıyorum. Adaptör, tank controller upgrade ve yeter range. Yeter range, build craft tipi bir range. Ay, Endrino'nun eklediği. Kendisini ufak bir işte kullanacağız. Ve çalışma alanımıza geri dönebiliriz artık ki zamanlama da mükemmel, güneş batıyor. Ve server'da yapayalnız. Oh yeah. Sen çıkış ol. Siz hepiniz çıkış olun. Ve geri kalın da. Aslında... Çok uğraşmayacağım ya. Sen giriş ol böyle. Sen... Ya da... Sen... Sen... Ve sen. Tamam. Ardından şu iki glass'ı da şöyle koyacağım. Bunlardan bir tanesini output yapalım. Ve geri kalanı da... Tabii. Şu reaktör kontrol rodları yerleştirelim ve ardından Yellowium Fuel rodlar ve beraberinde Diamond bloklar. Emerald blok kullanacaktım ama yeterince emerald'ımız yoktu. Hatta sadece 2 tane blok yapacak kadar emerald'ımız vardı. Ama emerald blok kullanmak isterdim. Evet, ve reaktörümüz hazır. Evet. Ve sonrasında diğer bir işimiz ise su almak. Bakalım. Evet. Bana 2 kova su gerekecek. Neden 2 tane kova taşımadım bilmiyorum. Çünkü aklıma gelmedi bunu yapmam gerektiği. Köfte her daim bir şeyler unutur. Bunu biliyorsunuz. Kuraldır bu. Evet. Hızlıca inelim. Protection'ımız bizi korur. Lanet. Hayır. Orayı kırmak istemiyorum. Neyse, zaten şuraya bir cobblestone koymamız gerekecek. Ve ikinci bir kovamız. Ve sırada bir adet bu ve şunlar. Bunlar nasıl yapılıyor diye soracak olursanız bu şekilde yapılıyorlar. Bunların yapılışını, yani yapıldığı esnayı benim Facebook sayfama bakarsanız çok rahat bir biçimde görebilirsiniz. Bayağı bildiğin o 48 tanesinin 48'ini de beraber craft ediyordum. Ve beraberinde sana bir stack de bunu koyup ardından voila. Ve gördüğünüz gibi su doluyor bunun içine.
Tabii şuraya cam koyacağım. Ve sırada. Başka neyimiz lazım? Yapmamız gereken şey artık bilgisayarımızı yerleştirmek. Şimdi bilgisayarımızın parçalarını alalım. Sana gerek yok şimdilik. Evet, bilgisayarımızın bütün parçalarını aldık. İlk olarak kasayı şuraya yerleştirmek istiyorum. Ve benim telefonuma mesaj geldi. Sonra buraya bir adet disket sürücü yerleştireceğim geçici olarak. Sonrasında yapmam gereken şey şu kablo ile aslında ve bir adet adapter. Adapter başka blokları okuyabilmemizi sağlıyor. Bu tankı adaptör ile okuyacağız. Ve içine tank controller upgrade koyacağız. Bu direkt buraya bağlanıyor. Gördüğünüz gibi. Ve şuna da bir adet power converter koyalım. Buna geçici bir enerji hattı döşeceğiz. Sonrasında da bir adet monitörümüzü koyalım. Ve ardından iç parçaları yerleştirmeye başlayalım. İlk olarak işlemcimiz. İkinci seviye işlemci koydum çünkü hani komponent sayısı yetmez diye. Çünkü birinci seviye sadece 8 komponent destekliyor. İkinci seviye daha fazla destekliyor. 2.5. 2.5. seviye memory yaptım. Bunun sebebine gelecek olursak 512 kilobayt olsun istedim. 1 megabayt hard disk bize fazlasıyla yeter ve bu ikinci seviye ekranın çalışması için ikinci seviye bir grafik kartı ve şuraya da klavyeyi yerleştirelim shift sağ klikle. Evet, bilgisayarımız da oldu ama şu an hiçbir şekilde çalışmaz çünkü enerjisi yok. Ve iki şey daha craft etmem gerekecek. Bunlardan biri BIOS. İkincisi ise bu. Onları hızlıca eve gidip craft etmeden önce bir şey daha yapmamız lazım. Şu ikisini alalım. Aslında ikisini almama gerek yok. Da ikisini de alalım. Çünkü bunların çok güçlü bir çıkışı yok. Evet. Ve bunu nasıl yerleştireceğim onu düşünüyorum. Neyse siz şöyle yerleştirelim şimdilik elimizdeki makineleri. Buradaki konseptimiz şu. Bu arada burası dekore edilecek o yüzden çok fazla duvarlara dokunmak istemiyorum. Buradaki konseptimiz şu. Bunlar buhar çıkışı verecek. Bunlar buradan alacak. Şu speed upgrade'ler daha hızlı almalarını sağlayacak buharı. Evet. Ve reaktörümüze de dün 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 dün. Evet. Yakıtını dolduralım. Evet. Gördüğünüz gibi şuralar sarı sarı doldu. Bu önü cam bıraktım sadece. Çünkü bunun için geri kalanı kapalı bir reaktör. Şuralara da cam koyacağım. Evet. Reaktör dizaynımız bu. Tam olarak. Ve bundan sonra ben biraz size konsepti açıklayacağım. Ama öncelikli olarak şu bilgisayarı biraz göstermem lazım. Onun için yukarı çıkacağız. Ve iki arkadaşımızı craft edip geleceğiz. Evet, o esnada
Size o bilgisayar kodu hakkında ne yapacağımı söyleyeyim. Bilgisayar kodunu merak etmeyin, kamera karşısında hiçbir şekilde yazmayacağım. O kod tamamen kamera arkasında yazılacak. Size sadece bir sonraki videoda kodu çalışırken ve tam olarak ne iş yaptığını açıklayacağım. Gerçi ne iş yaptığını burada da açıklayacağım. Özellikle ne iş yapacağını. Evet, şimdi bize bir adet sen lazımsın. Tamam. Buna bir adet transistör. Oh. Transistör dediğimde aklıma transistör oyunu geldi. Güzel oyundu ya. İndirime girerse alın. Tavsiye ederim. Köfte tavsiyesi. Kesinlikle paranıza değecek bir oyun kendisi. İki kağıt. Altta redstone torch. Tamam, onu hallederiz. Redstone torch'u da bu arada şurada da speed upgrade'leri kasıyordum. Aa, evet. Redstone torch. Gel bakalım. Bakalım. LuaBIOS'a nasıl upgrade ediyoruz? Evet. Bir adet kitapla. Çok bir şey LuaBIOS'a upgrade edeyim mi? Gerçi fark etmiyor araları. Ama her halükarda bir adet zaten kitabım azmış. Evet ve şimdi sen lazımsın. Senin için ne lazım? Disket. Floppy disk, bir adet lever, 3 adet kağıt, iron nugget. Evet ve lever'ımızı bir adet cobblestone ve bir adet stick. Disketimiz hazır. Ve OpenOS işletim sistemimiz de hazır. Ve sonrasında tamam, şu iki Fused Quartz'ı alalım. Bu arada sizi kesebiliyor muyum? Olay bakacağım. Hayır, kesemiyorum. Ama sizi Glowstone enjekte edilmiş hale getirmek istiyorum. Neden diye soracak olursanız, çünkü glowstone'lar güzeldir. Ve ardından şuradan bir adet seni çalalım. Bir adet Stirling Generator. Tamam, o torch'u da istemeden yerleştirdik. Tamamdır. Ve gel gelelim buraya. Aslında o kadar çalmama gerek yok. Sadece bir stack bana fazlasıyla yeter. Sonrasında da sen ve sen. Aslında Generator. IC2 Generator'ına bir bakalım. Yok. Bunlara bulaşmak istemiyorum. O yüzden bunlar kalsın. Neyse, ben Stirling engine'imle Stirling generator'ımla baş başa kalırım. Zaten onu ilk fırsatta da buhara çevireceğiz. O yüzden hiç dert değil benim için. Ve sırada hızlıca bilgisayarı çalıştırmak ve işletim sistemimizi kurmak kalıyor. Bunu yaptıktan sonra bilgisayar her şeyimize hazır olacak. Evet, hızlıca gidelim.
Stirling in generator. Evet, kendi içinde biraz enerjisi varmış galiba. 8 tane kolkok iş görür diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi açılmıyor şu an. Çünkü bayosu yok. Şimdi açıldı ancak hiçbir şey gene ekrana gelmiyor. Neden diye soracak olursanız, çünkü bir işletim sistemi yok. Aa, enerji mi yetmiyor acaba? Yo, enerji yetiyor olması lazım. Hard disk, RAM, grafik kart. 1, 2, 3, 4, 5, 1, bir saniye. Tamam, bu ilginç. Evet, sorunumuz nerede olabilir? Ekran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Olsun 11. Bunun çalışması lazım. Lanet, burayı kes, kırdık. Acaba bunu... Ha. Sanırım bunu çevirmemiz lazım. Ya ben de hani modda yeniyim, o yüzden ben de dörpleyebilirim doğal olarak. Modu birkaç noktasını henüz adam gibi öğrenemedim. Fakat modu inanılmaz derecede sevdim, onu söyleyebilirim. Ha, moda bayıldım hatta. O yüzden... bu seride birkaç makineyi bu modla yapmaya çalışacağım. Son kitabım gel. Evet. Bunun tamam olması lazım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Umarım bu sefer çalışır diye umuyorum. Ha, bu arada bir şey fark ettiyseniz eğer minimap'te şey fontların oran boyutunu fazlasıyla yükselttim. Yani iki katını çıkarttım. O da siz daha rahat görün diye tamamen. Minimap'i gönül rahatlığıyla görün. Evet. Ve gördüğünüz gibi bilgisayarımız hazır. Bir saniye. Bunu yapacağım. Tabii önce şöyle bir durum söz konusu. Video settings değil. Music ve sound settings. Evet, Ctrl Alt C yaparsanız programları kilitli katledebiliyorsunuz, yani kapatabiliyorsunuz. Evet ve şimdi yapmamız gereken tek şey install demek. 1 ile diski seçiyoruz. 1 bu disk. Ve gördüğünüz gibi çok tatlı bir çalışma sesi var. Hard disk sesi. Hayır, reboot etmeyeceğiz şimdi. Bunu çıkartacağım çünkü.
Ve şimdi bilgisayarı tamamen valla bu hard disk üzerinden boot ediyor. Yani artık buna hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Phew. Evet. Kendisi tam olarak böyle bir arkadaşımız. Evet ve bunun programını bölüm arası yazacağım. Buradan şunları şöyle şuraya yerleştireyim. Buraya cobblestone yerleştireceğim. Asıl cobblestone değil, smooth stone yerleştireceğim. Hatta hızlıca onu da gidip yapalım. Ve bir şey bakmak istiyorum. Components. Bu arada bunun kullanımıyla ilgili bir video bir ara yaparım diye düşünüyorum eğer ısrar gelirse. Eğer Open Computers'u merak ediyorsanız kullanımını iyice araştırıp size detaylı bir incelemesini yapmak isterim ya da bir nasıl tarif edeyim anlatımını. Evet bu arada evet tam olarak istediğimiz komponentler bunlar. Bilgisayar bağlı, ROM yani BIOS bağlı. Bir saniye bir şey patladı. Bir patlama sesi duyduk. Bu patlama sesi nereden tam olarak ne olarak geldi? Şu Creeper Seed falan mı vardı? İlginç patlayan bir şey de yok. Bu seedleri bu arada temizleyeceğim. Engin sağ olsun. Buradan şey Botanya'nın bir hornu var onunla geçerek çok güzel bir biçimde her şeyi parçaladı. Evet. Onu Never Active moduna getireceğim. Bilgisayarı şimdi kapayacağım. Ve bunu bölüm arası çok güzel bir biçimde programlayıp geleceğim. Bir de bölümü bitirmeden önce bir şey daha yapmak istiyorum. Evet. Bu arada şu cam tamamen eşim fikriydi. Ve aşağıda ışıklandıracağız bu arada. Çok güzel bir ışıklandırma planımız var. Ama önce biraz teknolojide gelişmemiz lazım. Değil mi? Şimdilik ben makineleri aşağıya koyacağım sadece. Yukarıda pek bir makine yer almayacak diye umuyorum. Ne varsa zaten alamaz çünkü yukarısı tamamen açık bir durumda. Yani dolayısıyla makinelerle uğraşırken saldırılara uğrayabiliriz. O yüzden aşağısı tamamen kullanılacak bir süre. Eş yukarıyı bitirdiğinde tabii şu an eş müsait değil. Makineleri yukarı dizmeye başlayacağız. Ve bana gereken şey Smooth Stone. Iron Aslında testlerimizi yanımıza alabiliriz. Ve oraya şık bir hödömüzü yerleştirip bu bölümü burada bitireceğiz. Ki zaten süre bayağı uzamış da. Yani sizi yeterince oyalamayı başardım. Yay! Reaktörümüz bizim enerji üretimimiz olacak. Bu arada reaktörler hakkında ufak bir detaya değinmem lazım. Bu Big Reactors modunun reaktörleri normalde RF üretiyorlar. Fakat ona şu makineyi eklediğiniz andan, pardon bu makine değil karıştırdım. Şu bloğu eklediğiniz andan itibaren RF modundan çıkıyorlar ve tamamen Steam üretiyorlar. Yani RF üretmiyorlar ve benim istediğim şey tamamen Steam üretmesi. Ardından sen gel bakalım.
Evet. Bu böyle geldi. Ufak bir sıkıntı mı? Evet. Buralarda bir şeyler patlıyor düzenli olarak. Ben onu biraz araştırmam lazım. Çünkü bu şey benim sinirimi bozuyor. Muhtemelen bir seed. Hayır. Ekme kendini. Ah evet, Creeper Plant. Teşekkürler Engin, bize bu gereksiz işi çıkarttığın için. Neyse, ben bunları temizleyeceğim zaten. Evet, ve ardından şurada bir adet crafting table'ımız var. Ve onda bu arkadaşları da yapalım hemen. Sonrasında düşününce aslında bir saniye, sen aşağıya alabiliriz. Şunlara zaten ihtiyaç yok. Evet, tabii ki de köfte kaş yapayım derken göz çıkardı. Şurayı iyice bir şekle şemale sokalım. Bakalım sen tam bu şekilde bölüneceksin. Yok illa. Bakalım şunu şöyle üstüne ekleyebiliyor muyuz? Hayır, ekleyemiyoruz. Ben bir de şöyle keseyim. Tamam, bu illa öyle iğrenç iğrenç duracak demek oluyor bu. Creeper plantler lütfen bir susun. Neyse, dış görünüş en azından fena olmadı. Evet. Ve sanırım burada artık izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler deme vaktimiz geldi.